2020 seçimleri yaklaşıyor. Siz de kadın kolları olarak Rize'de de çalışmalarını hızlandırdınız. İlk önce kadın kolların çalışmalarını Rize'de bir anlatabilir misiniz? Seçim arifesindeyiz. Evet, seçim çok yaklaştı. Örgüt olarak Türkiye genelinde de Rize'de de il başkanlığımızı ve kadın kollarının, gençlik kollarının çalışmaları hızlandı. İl ve ilçede, ilçelerde, tüm ilçelerimizde ortak çalışmalar içerisindeyiz. Bütün ilçeleri bir anda hareketlendirmenin, örgütlenmenin ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmenin çabasındayız. Üye yapımlarında veya ADS'yi anlatmak hususunda, Yaşam Hak projemizi anlatma hususunda merkezde ve ilçelerde olmak üzere kadın kollarımızın aktif bir çalışması, sahada görünürlüğü var. Bu Rize'de 24 yıl aradan sonra bir belediye başkanı kazandı CHP. Yine 30-35 yıl sonra milletvekilliği kazanma şansı var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Artılı altılı masanın ortak aday çıkarma olasılığı var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şu anda tabii ki altılı masa bugün 3 Aralık lansmanda bize neler olacağını anlatacaklar ama benim görüşüm altılı masanın ortak vereceği kararda, vereceği vekil adayı kim olacaksa Rize'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de o adayın peşinde olacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanacak diyorum ben. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi kadınlarla kurtaracağız diyor. Siz Kadın Kolları Başkanlığı olarak aday olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi pazartesi günü de 5 Aralık. Atatürk'ün Türk kadınına hiçbir emek sarf etmeden, kadının, Türk kadının mücadelesine fırsat vermeden Avrupa'daki ülkelerin birçoğundan daha önce seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına verdi. Biz bunu gerçekten bir mücadele vermeden bu hakkı kazandık. Belki de o yüzden bu hakkın ne kadar değerli olduğunu bilincinde olmayan kadınlarımız da var diye düşünüyorum. Üzgünüm bu konuda aslında. Çok değerli bir hakka sahibiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında seçme seçilme hakkı verildikten sonra 18 kadın milletvekiliyle meclise girdi kadınlarımız. O gün 18'di, bugün hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde 18 kadın var. Çok üzücü. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala 18 kadın var. Ben kadınların sadece mecliste değil, yerel yönetimlerde, iş hayatında, olunması gereken her yerde kadının var olmasından yanayım. Ve diyorum ki dünya kadınlarla güzelleşecek. Biz her şeyi başarırız. Yapacak kadınlarla. Adaylığı düşünüyor musunuz? Vallahi benim şu andaki görevim Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanıyım. Ama benim genel merkezim, benim örgütüm bana vereceği her türlü görevde siyaseti yapmaya devam ederim. Şu anda böyle düşünüyorum. Zaman ne gösterir bilmiyorum yani. CHP Genel Merkezi'nin kadınlara ilgili bir projesi var. Bunu kısaca bir anlatabilir misiniz? Evet, 2 yıllık bir proje. Genel Başkanımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlı Akan'ın genel başkan olduktan sonra projelendirdiği İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesiyle yola çıkarak yapılan Yaşam Hak projesini hayata geçirdik. 2 yıl içerisinde 14 bin aşkın kadına dokunduk. Onlara yaşam mücadelelerinde destek vermeye çalıştık. Burada da destek verirken de hastanelerde, karakolda, savcılıkta, adliyede hayatlarını yeniden kurma sürecine girdikleri o zor günlerinde Yaşam Hak projesine başvuran, hattına başvuran bütün kadınlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geldiği kadar destek verdik. Burada da 444-82-85 no'lu hattı arayan kadınlarımız bize ulaşabildiler. 81 ilde de 100-120 civarında da protokol imzaladık. Bunlar tabipler odası, barolar, ticaret odaları gibi birimlerle
protokoller imzaladık, hayata geçirmeye çalıştık. Ümidimiz, amacımız aslında bu hattı yaşatmak değil, bu hatta başvuracak kadınların sayısının çok azalmasını diliyoruz. Buna ihtiyaç duyulmamasını diliyoruz. Böyle bir geleceği vaat ediyoruz ve bu gelecek için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını diliyoruz. Şimdi CHP olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar iktidar, CHP iktidarında yürürlüğe gireceğini söylüyor parti teşkilatları. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili? Aslında İstanbul Sözleşmesi kanun olarak feshedilmedi. Yani hala yürürlükte olan bir sözleşme. Sadece Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bir gecede feshedildiği söylendi. Biz bu hükmü kararsız sayıyoruz ve iktidara geldiğimizin ilk haftasında tekrar bunu hayata geçireceğimize ve yürürlüğe sokacağımızı zaten Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle de birçok kereler dile getirdik. Yaşaması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Kanun olduğunu düşünüyorum. Peki CHP'li kadınlar olarak Millet İttifakı iktidarına hazır mısınız? Tabii ki hazırız. Bu amaçta çalışıyoruz. Her gün sokaktayız. Kadınlara, Rize'deki kadınlara ulaşmak için kapı kapı çalıyoruz. Gerek iş kadınlarına ulaşmaya çalışıyoruz, gerek ev hanımlarına, bütün Rize'de yaşayan il ve ilçedeki ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarının dertleri var mı? Kadınlarımızın ne gibi sorunları var? Bunları takip etmeye çalışıyoruz. İttifak olarak da, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları olarak da seçime hazırız. 12 ilçemizin de hepsine ulaşmaya gitmeye çalışıyoruz ama tabii ki ağırlıkta merkez ilçe, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı üzerinde daha yoğun çalışıyoruz şu dönemde. Ama seçime yakın tarihlerde diğer ilçelerimizde de aynı hareketi başlatmaya çalışacağız. Gittiğimiz ilçelerimizde aile destekleri sigortasını anlatmaya, ailelere bu proje ve bu tasarı hakkındaki gelişmeleri anlatmaya, var olursa hayata geçtiğinde neler olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Yoksul ailelerin yoksulluğunu gidermede ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini, aslında var olan bir yasanın hayata geçmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hayata geçireceğimizi anlatıyoruz. Kadınlarımızı, çocuklarımızı öncelikle baz alan bir yasa olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelerin öncelikle kadınlarının bu tasarıdan yararlanacağını, yani yoksul bir ailenin önce kadınını sigortalı yapıp evdeki kadının adına açılacak bir banka hesabına yatırılacak ödenekle kadını güçlendirmenin peşinde olduğumuzu, kadınlarımıza destek olacağımızı, bütün kadınlarımıza anlatmak için ilçelerde aile ziyaretleri yapıyoruz. Rize'de ve ilçelerde ev ziyaretleri yapıyorsunuz. Evet. Bu vatandaşların, seçmenin size bakış nasıl oluyor? Ben gerçekten çok samimi söylüyorum. Rizeli'nin asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir ön yargısı yok. Bizim kendimizi onlara daha iyi ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha çok çalışıp eksikliğin varsa bir eksiklik, bunun Rizeli halkta değil, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimizi eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok zor bir yerdeyiz. Bir Cumhurbaşkanı'nın şehrindeyiz ve ona karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadelede de bizim daha çok elimizi taşın altına koyup daha özverili çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü vatandaş öyle bir konumda ki şu anda bir boşlukta, bir arafta yardan geçmek üzere sere yaklaşmak durumunda ve biz de bu yardan vazgeçenleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmak zorundayız, kazandıracağız. Bu yolda çalışıyoruz. Şimdi arkamızda bir Çaybar Dağı var. Buna Rize'de çeşitli partiler, STK'lar, eleştiriler var. Siz CHP Kadın Kolları Başkanı olarak bu bardağa nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben aslında biraz turizmle de ilgilenen bir insanım. Doğayı çok severim. Çevreci bir insanım.
Belediyemizin tabii ki bu tarz turizme yatkın, turizmi öne çıkaracak projeler yapması çok güzel. Bu anlamda belediyemizi tebrik ediyorum ama yeri konusunda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir proje belki Isırlık'ta olabilir miydi? Belki başka bir yerde daha yüksekte olsaydı? Hani teleferikle insanlar oraya çıkar mıydı? Başka bir şekilde projelendirilir miydi diye düşünüyorum. Yerinin çok sahili kapattığını, aslında birçok Rize'deki dolgu alanını eleştiriyorum ben o anlamda. Haritada Rize'nin şeklinin değişmesi çok hoş bir şey değil. Bizim yıllar öncesinde Rize'nin bir koy olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu koyun içinde yaşayan balıkların artık bugün yumurtlamadığını, dünyanın birçok yerinden buraya gelen balıkların artık buraya gelmediğini, yaşayamadığını görüyoruz. O anlamda eleştiriyorum sahil şerit haritasını bozmamak için. Yoksa tabii ki belediyenin projeleri olmalı. Şehre gelir getirecek, kazançlar getirecek projeler yapması çok doğal. Turizmci olduğunu söylediniz. Rize gerçekten AK Parti iktidarında turizmle yeterli desteği alabildi mi? Alanlar almıştır. Alanlar almıştır ama ben doğaya çıkan insanların, yani Karadeniz'deki turizmi doğa turizmi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani burada bir tarihi turizm yok, bir GAP turizmiyle eşdeğerde değil. Burada bir doğa turizmi yaşıyoruz. O zaman da doğaya çıkan insanların, doğayı görmek için gelen insanların bir yaylaya giderken bırakın biraz patikalardan yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde hareket etmeli. Yani çift yollar, işte Ayder'in hali ortada. İstiklal Caddesi gibi bir, Bağdat Caddesi gibi bir Ayder var şu anda elimizde. Getirdiğimiz arkadaşlarımız bu mudur Ayder diyor. Hani yaylaya çıktık, nasıl bir yayla. Bu hale gelmesin istiyorum. Hani Ayder elimizden gitti ama başka yaylalarımız elimizde kalsın. Rant uğruna da değil, AK Parti, mevcut hükümet, gelecek olan hiçbir hükümet buna müsaade etmesin diyorum ben. Peki yarın Millet İttifakı iktidarında turizme Rize'de nasıl bakacaksınız? Ben aslında lokal turizm olması gerektiğini düşünüyorum yaylalarda. Yayla evlerini hayata geçirip orada kadınlarımızın ürettiği yerli ürünlerle yayla evlerinde butik konaklamalarla bütün yaylalarımızı ve yayla evlerini değerlendirmeyi düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman köyden kente göç de daha az olacaktır. Köylerimiz hayata geçecektir. Belki eski köy kent okullarının açılmasına bile sebep olur diye düşünüyorum ben. Çünkü turizm bacasız bir sanayi, çok önemli. Yaylalarda lokal turizm yapılması gerektiğini düşünüyorum. Büyük otellere ihtiyaç yok buralarda. Az önce aile destek sigortasından bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız? Nedir aile destek sigortası? Aile destekleri sigortası 1951 yılında Dünya Çalışma Örgütü'nün onayladığı, 71 yılında da 1971'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği 9 maddelik bir yasa. Bunun da 8 maddesini Türkiye Cumhuriyeti uyguluyor. Fakat aile destekleri sigortası olan bir maddesini hayata geçirmemiş. Biz de bu süreçte diyoruz ki yoksul ailelerin yoksulluğunu gidermek için, onların hayata geçebilmeleri için, hayatta varlıklarını sürdürürken devlet desteğini, sosyal devletin yanlarında olduğunu hissedebilmeleri için bu kanunu biz iktidarımızda hayata geçireceğiz. Aile destekleri sigortasını zaten uygulayan bir hükümet sosyal devlet olacaktır, sosyal devlettir. Bu projeyi hayata geçiren bir hükümet de yoksulluğu giderdiği zaman zaten refaha getirecektir. Az önce demin de biraz bahsettim. Öncelikle kadınlarımızı ve çocuklarımızı öne çıkaran bir kanun. Evdeki insan ve kişi sayısını baz alarak aile destekleri uzmanları tarafından, sosyologlar tarafından belirlenecek olan her ailenin kendi bütçesi hesaplanacak ve bütçelendirecek o aile. Evdeki kadın öncelikle sigortalanacak ve onun adına açılacak olan bir banka hesabına para yatacak.
Kadın burada güçlendirilecek ve ben güçlenmiş, ekonomik olarak güçlenmiş bir kadının şiddete de maruz kalmayacağını düşünüyorum. Kendine güveni gelecektir, hayattaki bakışı değişecektir, vizyonu değişecektir. O anlamda da aile desteklerinin kadına şiddete bile destek olacağını, o konuda kadınlara yardımcı olacağını düşünüyorum. İkizdere Taş Ocağı projesi kesinlikle İkizdere'ye yapılmış çok büyük bir ihanet. Çok büyük bir ihanet. Ben İkizdereliyim. İkizdere'nin Manle, şimdiki adıyla Kirazlı Mahallesi'nden, Merkez Mahallesi'ndenim. Tavukçoğlu soyadım. İkizdere'de yaşamadım ama İkizdere'nin ekolojik dengesini biliyorum. Şu anda Taş Ocağı olan bölümde de, Etone dediğimiz köyümüzde de ciddi anlamda bir tahrip var. Her gün dinamitler patlıyor. Daha dün patlayan bir dinamit sonucunda heyelan oluştu. Oradaki vatandaşa haber vermeden, belki bir 5 dakika önce haber vererek bu dinamitleri patlatıyorlar. Oradaki yaşayan, yaşam haklarına saldırılan vatandaşımız, oradaki köylümüz çok zor durumda, mağdur durumda. Onların yanında olunması gerektiğini düşünüyorum. Devletin dünyadaki UNESCO tarafından desteklenen ve koruma altına alınan aslında 250 vadiden bir tanesi Etone Vadisi. Orada yapılan bu katliam dünyada büyük tepkiye sebep verdi ama maalesef biz İkizdereli vatandaşımızı ayaklandıramadık. Onları bu safa çekemedik. İkizdereli esnafı, İkizdereli iş adamlarını, İkizdereli büyük insanlarımızı diyeyim, varlıkları İkizdere'de bilinen insanlarımızı maalesef burada da yanımıza çoğunu çekemedik. Bu anlamda çok üzgünüm. Sadece rantın peşinde olmak nereye kadar bizi ayakta tutacak? Çevreci bir insanım. Çevre olmadan, bal yemeden, kestane yemeden, o deredeki balığı, alabalığı yemeden insan nasıl yaşayacak? Çok merak ediyorum. Taş nereye kadar bize lazım? Bu konuda da tekrar buradan hükümete soruyorum. Şimdi özellikle CHP'li belediyelerin kooperatifçilik konusunda bir başarısı var. Fındıklı'da var bu kooperatif konusu. Siz bu kooperatifçiliğe nasıl bakıyorsunuz? Kooperatifçilik Türkiye'nin aslında kurulduğu yıllardan bu tarafa, yani köy kent enstitülerinden o tarihlerden bu zamana kadar aslında var olan bir koldur. Kooperatifçilik yaşamalı. İnsanlar ürettiklerini tarımda, hayvancılıkta, el sanatlarında, birçok alanda ürettiklerini kooperatifçilikle, kooperatifleştirerek insanlara, vatandaşa, halka daha ucuz, daha çabuk satmanın, ulaştırmanın çabasındalar. Ben o anlamda da Ercüment Başkanımı çok destekliyorum. Yakın zamanda Tunceli'ye gitmiştik. Tunceli Ovacık'ta da oradaki kooperatifi gezdik. Ki oradan burada Fındıklı'daki kooperatiflere gelen ürünleri de gördük. Gerçekten güzel bir iletişim var arada. Kooperatifçilikler desteklenmeli her şekilde. Başkanım, geçen yıl doğalgaz elektrik eylemleri olmuştu. Sizinle bir açıklamanız olmuştu. Bezdük, yandık, davrandık diye. O videonun sosyal medyada en çok paylaşılan arasında girdi. Rize gündemde ve ulusal gündemde bayağı yer tuttu. Üzerinden bir yıl geçti neredeyse ama doğalgaz elektriğe daha fazla zam geldi. Şu an bezdiniz mi, dallandınız mı? Demek ki hükümete sesimi duyuramadım. Ben duyurdum zannediyordum ama demek ki duyuramadım. Başka başka videolar çekip sosyal medyaya atmamız gerek. Basın malum, herkese sesimizi duyuramıyoruz. Bütün basına ulaşamıyoruz biz ama sosyal medyayı iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman birkaç video daha çekip böyle can damarından basarak ne kadar bıktığımızı, bezdiğimizi, darlandığımızı, bunaldığımızı biraz daha anlatmamız gerek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz evde iki kişi yaşıyoruz.
yaşıyoruz, çalışıyoruz, dışarıdayız. Akşam eve geldiğimizde bugün hava iyi mi acaba, doğalgazı açsak mı açmasak mı diye eşimle bir istişare ediyoruz. Yani fatura ne gelecek, ne kadar gelecek? Bu hepimizi büktü, hepimizi zorlayan bir süreç. Çünkü bugün baktığımızda 5500 lira asgari ücretle doğalgaz faturası 1500 lira, 2000 lira gelen evler var ki burası Rize. Burada evlerin korunaklılıkları da malum. Çok fazla montalama sistemi yok her evde. Isınma, elektrik, barınma büyük sıkıntı. Artık biz elektriği suyu da geçtik. Kiralara bakıyorum. 4-5 bin lira kirayı Rize gibi yerde biz normal karşılar hale geldik. Sadece kira ödeyeyim dese insan asgari ücretle mümkün değil, geçinemez. Açlık düzeyinin altında yaşıyoruz aslında. Başkanım, aile bütçelerini genelde kadınlar idare eder. Bugün Türkiye'de çalışan kesimin %60'ı asgari ücretle geçimini sağlıyor. Sizce DP İl Kadın Kolları Başkanı olarak asgari ücret ne olmalı? Valla asgari ücret bana göre 20 bin liradan aşağı yaşayan insan aç. Bugünkü şartlarda Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde 20 bin liranın altında yaşayan insan aç. Rize'de bunu belki bir İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler kadar insanlar çok hissetmiyorsa da bunun sebebi çay ve rahmetli Zihni Derin, İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rize'ye kattığı çayın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çayın sayesinde geçiniyoruz aslında. Pandemi zamanında da insanlar, esnaflarımız dükkan kapatmadıysalar çay getirisi içeride kaldı ve çaydan kazandıkları kazançla dükkanlarını çevirebildikleri için pandemiyi daha rahat atlatabildiler. Burada bir kez daha rahmetli İsmet İnönü'yü ve Yüksek Ziraat Mühendisi Zihni Derin'i rahmetle anıyorum ve bir Rizeli olarak onlara teşekkür ediyorum. Onların ekmeğini, onların lokmasını yediğimiz için Rize'de ekonomiyi ayakta tutan tek şey çay. Çaya ve Çaykur'a, Çaykur'da çalışan vatandaşlarımıza, işçilerin, sözleşmeli işçilerimize, hepsine de sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin bu varlığı elimizden almaması gerektiğini düşünüyorum ki çay günden güne eriyor, günden güne bitiyor ve alternatifi olmayan tek ürün çay. Birçok şey denendi, yerine hiçbir şey dolduramadı. Ne turizm doldurabildi, ne kivi doldurabildi veya bir başka bir şey dolduramadı, ne balık doldurabiliyor. Ekonomimizde çok önemli yeri var çayın. O anlamda da Rize'de ekonomik sıkıntıyı belki bir nebze daha az hissediyoruz ama gerçekler de ortada. Evet, mevsimlik işçi Rize'de bir sıkıntı. 6 ay çalışıyorlar, 6 ay çalışamıyorlar ve bu 6 ay çalışmamalarının sebebi de yazın fabrikada 6 ay çalıştıkları için hiçbir kurum veya özel iş yerleri bunları işe almıyorlar. Böyle bir süreklilik daim edemeyecekleri için başka yerlerde de işe giremiyorlar. Bu insanlar yazın çalışınca kışın çocukları okula gidiyor. İşte kışın getirdiği ısınma sorunu var, elektrik var, faturalar var, çocuklar okulda, yurt var, üniversite var, bir sürü sıkıntı var. İnsanlar ailelerini nasıl geçindirecekler? Böyle bir süreçte de evde olmaları mevsimlik işçiyi sıkıntıya sokuyor. Biz iktidarımızda bunun sözünü verdik. Çaykur işçisine kadro getireceğiz diyoruz. Ve genel başkanımızın bir sözü de Rize'de kaçak çayı meydanda yakacağını vaadini verdi, sözünü verdi. Birçok kerelerde bunu söyledi. Ve onun bize verdiği yetkiyle de ben de tekrar ediyorum. Genel başkanımızın sözüdür. Rize meydanında kaçak çayı yakacağız. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlere hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak da Rize'de varlığımız ortada, ne kadar göründüğümüz ortada, insanların teveccühü ortada. Biz bu teveccühle ve sevgiyle, bu destekle, Rizeli'nin bize verdiği bu destekle emin olun ki iktidarda büyük rol alacağız. Kadınlarla bu işi halledeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Vekilimiz de yolda.